bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye güzel milletimiz, Türkiye'miz bunu inşallah en kısa zamanda atlatacağız. Evet. Üç meselesi var. Kesinlikle. Yüce Allah enkazın altında kalan kardeşlerimize de sabırlar versin. Gücü çözersek... Üç meselesi, Türkiye çok güçlü bir ülke. Milletiyle, devletiyle. Güçte bir sorunumuz yok. Birlik beraberlik olduğumuz zaman olay biter. İnsan gücü. Tabii. Üç meselesi derken... Duyarlılık. İşte kendini şunu kardeşinin yerine koy. Enkazın altında bir saat kaldırmış. Her şey bitecek. Bir düşün. O enkazın altında ben olabilirdim dediğin an. İbrahim Bey zaten bitiyoruz. Bunu kader hissetmek lazım. Orada deprem 7.4 oldu. Bizim kalbimizde 10 oldu. 10 şiddetinde oldu. Yani keşke orada olsaydık bu kadar acı çekmezdik dedik. Bu acıyı çekeceksin. Vicdanını sorgulayacaksın. Ne yapabilirim demeyeceksin. Bir şeyler yapacaksın. Sevgili kardeşim. Deprem halen devam ediyor deniyorlar. İşte evet. Gelen bilgiler öyle. Evet. Tekrar için mesela sizin düşünceniz ne olabilir? Nasıl düşünüyorsunuz? Allah'tan gelene duadan başka tedbir yok diye düşünüyorum. Tedbir de önemli. Dua, iman, tedbir iyi. İşte evleri boşaltmamız lazım. Yine böyle deprem riskimiz varsa kesinlikle yani hasar almış binalara girmememiz lazım. Hatta eski yapılara hiç girmememiz lazım. Çoğu zaten 99 depreminden önceki yapılar yıkılanların. Biliyorsunuz 99 depreminden sonra devletimiz bu işler üzerine düştü. Yapılar güçlenildi, yapı denetim kuruldu. Ve bayağı bir sağlam binalar ortaya çıktı. Evet. Yıkılanların çoğu İbrahim Bey, 99 inşaat sektöründe yani zamanında yıllarca biliyorsunuz yaptı. Evet. 99 yılının öncesi yapılar. Dolayısıyla eski yapılardan uzak durmamız lazım. Kesinlikle binaları boşaltmamız lazım. Kardeşlerimize kalacak yerlerini ayarlamamız lazım. Evet. Ki ayarlayacağız. Görüntüler yani görülebilecek, bakılacak gibi değil. Allah'ım hepsine yardım etsin. Bize de vesile eylesin. Amin. Kurtarma ekipleri orada, AFAD orada, Kızılay orada. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinden. Devletimiz orada. Orada bir çivi kaldıran kardeşimden, devletimden, herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Şimdi bunlar önemli görüntüler. Ama hiçbir dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar hızlı bir yardımlaşma, bu kadar hızlı bir bütünleşme, bu kadar hızlı bir devlet desteği, bu kadar hızlı bir millet desteği yok. Bu konuda da devletimizi göz ardı etmeyelim. Güçlü bir devletiz. Bağlı bir. Bu konular da hassas. Millet olarak hiç es geçmeyiz bu konuları biz. Komutan güçlü olursa askerimiz. Komutanımız başımızda, Cumhurbaşkanımız da, liderimiz başımızda. Biz de liderimizin yanındayız. Devletimizin yanındayız. Milletimizin sonuna kadar yanındayız. Milletçe de bu konulara duyarlıyız. Çok şükür.